İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Mahir Bey, hemen 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in vefatıyla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Genelkurmay'da yarın bir tören yapılacak. Basında siz de dikkatinizi çekmiştir. Her ne kadar Yargıtay'da onanmamış olsa da hakkında müebbet cezası verilmiş, rütbesi erliğe indirilmiş bir kişiden bahsediyoruz. Böyle bir ortamda tören yapılması sizce şart mıydı? Ne dersiniz? Ondan başlayalım. Şimdi öncelikle Genelkurmay'ın bu konudaki tasarrufuna saygı duymak gerekir. Ama bizim AK Parti olarak sabahleyin de açıklamasını yaptık. Herhangi bir şekilde bu törenlere katılmayı düşünmüyoruz. Çünkü Kenan Evren son 32 yıllık siyasi tarihimizde öfke, kızgınlık sembolü olarak anıldı. Çünkü 650 bin kişinin sistematik işkenceden geçirilmiş olması, yaşanan acılar kolektif hafızamızda çok derin izler bıraktı. Hatta Türk siyasetinde bugün hala tartıştığımız 1982 Anayasası ve 1982 Anayasası'nın oluşturduğu vesayetçi yapı uzunca bir dönem toplumsal egemenliğin aşamadığı bir bariyer haline geldi. O yüzden tabii ki şahıs olarak Kenan Evren'le ilgili biz gelenek olarak ölünün arkasından kötü konuşmayız. Allah taksiratını affetsin. Ama Kenan Evren'in siyasette ve toplumsal hafızada temsil ettiği şey acıdır, mağduriyettir ve maalesef bir toplumsal travmadır. Partide, yani sizin partinizi kastediyorum, zihinler bu konuda biraz karışık mı acaba? Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Çünkü Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ölünün arkasından konuşulmaz bizde adettir dedi. Eski bakanlardan eski parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise Twitter üzerinden o zaman biz Stalin Hitler'i arkasından da mı konuşmayacağız dedi. Hangi görüş daha hakim? Şimdi burada Cevdet Bey'in aslında söylediği, kişisel olarak bizim Kenan Evren'le bir sorunumuz yok. Ama Kenan Evren'in demin ifade ettiğim gibi toplumda o toplumsal hafızada simge ve sembol olarak oluşturduğu algıyı konuşmamız gerekiyor. Yani o darbenin, cuntanın ve ondan sonra bu halkın yaşadıklarının ve acılarının üzerinden tabii ki konuşacağız. Ama burada Kenan Evren'in bir kişi olarak, yani onun şahsının, karakterinin, bunu konuşmuyoruz. Onun üzerinde oluşan ve onun üzerinden toplumda oluşan travmayı, acıyı konuşuyoruz. 12 Eylül'ü konuşuyoruz. 12 Eylül darbesinin Türkiye'ye yaşattığı mağduriyeti konuşuyoruz. Ve Türk siyasetinin yaşadığı travmaları konuşuyoruz. Ve darbenin oluşturduğu acıyı konuşuyoruz. Bunları tabii ki konuşacağız. Ama bunu Kenan Evren'in kişiliği üzerinden değil, Kenan Evren'in temsil ettiği, Kenan Evren üzerinden sembolleşmiş darbe ve cuntacılık anlayışı, bir zihniyeti konuşuyoruz, bir kişiyi değil. Dolayısıyla o zihniyet Kenan Evren üzerinde tecessüm etmiş. O ayrı bir konu. Kenan Evren'in bir kişi olarak ölmüş olması ayrı bir konu. Bunları ayrı ayrı ele almak lazım. Sanırım Cevdet Bey konuyu daha çok kişisel olarak değerlendirmiştir. Sayın Hüseyin Çelik de Kenan Evren'in toplumsal karşılığı, onun toplumda tekabül ettiği o acıyı, o kederi ve o mağduriyetleri kastetmiştir diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Malum partinizin grup başkan vekilisiniz. Bugün yazılı basında da çokça yer aldı. Mecliste bir tören yapılmasını aile istemedi ya da siyasiler istemediler. Hangisi doğrudur? Mecliste bir tören söz konusu oldu mu hiç? İstemeyen herhangi bir taraf var mıydı? Yoksa bunların hiçbiri konuşulmadı. Sadece baştan bunların, Genelkurmay. Bunların hiçbirisi konuşulmadı. Yani bakın, aslında Kenan Evren'in ölümüyle birlikte bir şey oldu. Bir de tabii seçim kampanyaları ve o seçimin oluşturduğu sıcak gündemle birlikte aslında kimse bu konuyu konuşmak istemedi. Yani kimse Kenan Evren üzerinden eski tatsız, acı dolu hatıralarını tekrardan diriltmek istemedi. Dikkat ettiyseniz pek de kimse açıklama yapmadı, pek taziye yayınlanmadı. Liderlerden gelen mesaj ben görmedim. Yani açıkçası şu anda da bu konuyu siz sorduğunuz için konuşuyoruz.
Çünkü artık hepimiz 1980 darbesinin acılarını unutmak istiyoruz. 1980 darbesinin oluşturduğu demokrasi açığını kapatmaya çalışıyoruz. Hala kapatamadık. Çünkü hala 80 darbesinin ürünü olan anayasayı değiştiremedik. Bunlar aslında toplumun hatırlamak istemediği şeyler. Ama burada şunun da altını çizmek istiyorum. 12 Eylül'le hesaplaşmayı biz gerçekleştirdik. 2010 referandumuyla birlikte 12 Eylül'de bu toplum yüzleşecektir, hesaplaşacaktır dedik. Geçici 15. maddenin kaldırılması konusunu 26 maddelik pakete ekledik. Ve o gün buna karşı çıkanlar maalesef bugün AK Parti'yi yine suçluyorlar. Biz o gün bu hesaplaşmayı yapacağımızı söyledik. Ve tarih nezdinde de bu hesaplaşma yaşandı. Yargılandılar ve yargı süreci de devam ediyordu. Dolayısıyla bu millet vicdanında da o mahşeri vicdanda da bir karşılık buldu. Şimdi Kenan Evren'in ölümüyle birlikte de tekrardan bu konuları konuşmak ya da bu konular üzerinde yeni tartışmalar açmak istenmediği gözüküyor. Çünkü bir sessizlik içerisinde genel kurmayın da tavrına bakarsanız aynı şekilde devam ediyor. Mahir Bey, seçimlere geçmek istiyorum. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Bilmeyenler için şunu söylemek istiyorum, kısaca özetlemek istiyorum. Seçimi kaybeden 3 partinin liderleri istifa ettiler. Bizde de benzeri tartışmalar var. Başbakan Sayın Davutoğlu'nun açıklaması var. Eğer 8 Haziran sabah iktidar olamazsam istifa ederim diye. Ne dersiniz? Bizde bu gelenek bir gün oturur mu, oturmalı mı? Sizin bir siyasi olarak düşünceniz nedir? Şimdi 2002'de AK Parti'nin kurucu kadroları geldiklerinde en temel sorun olarak bunu gördüler. O yüzden 3. dönem kuralını getirdiler. Yani siyasette, siyasetin de başarısızlığının bir faturası, bir sonucu olmalıdır. Başarılı olsa bile en fazla 3 dönem siyasette kalınmalıdır diye bir kural getirdik. Ve AK Parti bu kuralı eksiksiz uyguladı. Ama maalesef Türk siyasetinde 2002 öncesi 3 Kasım'da bir Tansu Çiller yenilginin üzerine istifa etti. Mesut Yılmaz istifa etti. Devlet Bahçeli istifa etti. Ama Devlet Bahçeli sonra tekrardan döndü. Ama bu yenilgi çok açık bir yenilgiydi. Çok net bir yenilgiydi. Çok net bir tasfiyeydi 2002'de yapılan. O yüzden bir istifa oldu. Ama ondan sonraki süreçte yani 2002'den bugüne kadar 9 tane referandumları ve diğer seçimleri de sayarsak seçim yaşandı. Sandık başına gidildi. Sandık başına gidildi. Ama bu sandık başına gidilmesinin sonuçları siyasetimize pek yansımadı. Yani ben bu seçimin sonuçları açısından 8 Haziran'da birilerinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir siyasi sorumluluktur. Ama kendisine %35'i hedef olarak koyan ya da kendisine %19'u 20'yi hedef olarak koyan ve iktidar olmayı düşünmeyen bir muhalefetin tabii başarısızlık algısı da farklı olabiliyor. Yani şimdi eğer oyunu daha önceki seçime göre bir puan artırdıysa bu defa şunu söyleyebiliyor. Ben bu seçimden başarıyla çıktım çünkü 2011 seçimlerinde %24 almıştım. Şimdi oyumu %25'e çıkardım. Bu bir başarıdır. Hayır, bu bir başarı değildir. Ana muhalefetin başarısı iktidar olabilmektir. Muhalefetin iktidarın alternatifi olduğunu düşünürsek herhalde iktidar olamadıkları takdirde oy oranını artırmak üzerinden değil, iktidarı kazanıp kazanmamak, seçimi kazanıp kazanmamak olarak bakmak gerekir diye düşünüyorum. Seçimi kaybeden iktidar olsun, muhalefet olsun gitmeli, evet, diyorsunuz. Bu anlamda işte Sayın Başbakanımızın açıklaması son derece net. Yani iktidar olamazsam istifa ederim. Yani seçim kazanmak demek, iktidar olmak demektir. Seçimi kazanamamışsanız eğer çekilmeniz ve partinizden CHP ve MHP için söylüyorum, partinin kendi iş dinamiklerinden yeni bir ekibin göreve gelmesi gerekliliği İngiltere'de güzel bir örnek olarak ortaya çıktı. Siz Kahramanmaraş'tan milletvekili adayısınız. Onun için şu soruyu sormak istiyorum. O bölgede, sadece o kentte değil, o bölgede de dolaştığınız için
HDP'nin barajı aşıp aşmaması neredeyse seçimleri kimin kazanacağının önüne geçen bir durum oluşturdu bu seçimlerde. İhtimaldir ki AK Parti'nin kazanacağı üzerine bir tartışma yok. Ancak bir taraftan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği. Barajı geçerse HDP şöyle olur, böyle olur şeklinde de sizin partinizden de isimlerden açıklamalar geliyor. Sizin gözlemlerinize dayanarak söyleyecekleriniz nelerdir? HDP sizce barajı aşabilir mi? Aşarsa ne olur? Aşamazsa ne olur? HDP barajı aşamazsa daha önceki siyasi partilerden, yani hatırlarsanız 2002'de DYP barajı aşamadı. MHP barajı aşamadı, ANAP barajı aşamadı. CHP şimdi de zannederim aşamadığı zamanlar olmuş. Evet, CHP de aynı şekilde. Şimdi şunun kararını vermesi gerekiyor HDP'nin. Eğer HDP partilerden bir parti ise Türk siyasetinin aynı şekilde seçim kanununun gerektirdiği şey neyse o olacak. Yani burada bence seçimin merkezine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağını almak ana muhalefetin ve yavru muhalefetin bir nevi başarısızlığı bana göre. Yani bugün Türkiye şunu mu konuşacak? Efendim AK Parti'nin iktidar olup olmaması ya da AK Parti'nin oylarını düşürüp düşürmemesi HDP'nin barajı aşmasına bağlı. Eğer seçim stratejileri buysa ki maalesef bu gözüküyor, bu her şeyden önce başarısızlığı peşinen kabul etmiş olmak anlamına geliyor. Seçim stratejisi demişken aslında birkaç da bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin son bir haftadır çok agresif ve hiçbir siyasi adapla örtüşmeyen, mesela dün Bahçeli, çok affedersiniz, AK Partilileri kastederek meydanda şerefsizler diye bağırdı. Tabii bunun bir hukuki karşılığı da olacak, olmalıdır da. Şimdi dava mı edeceksiniz Sayın Bahçeli? Şimdi Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu hakaretin hukuki bir karşılığı olmalı. Yani hiçbir lider muhatabına bu şekilde ifade kullanamaz, kullanmamalıdır. Şimdi üç şey benim çok dikkatimi çekiyor. Son bir haftadır MHP üzerinden oluşturulan bir gerilim. Dikkat edin, CHP Umut Oran üzerinden, hatırlarsanız, Fuat Avni'nin bazı iddialarını gündeme getirmişti. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu CHP kapatılacak diye bir iddia ortaya attı. Sonra Gürsel Tekin Türkiye Suriye'ye girecek diye bir iddia ortaya attı. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yani paralel yapının sözcüsü durumuna gelmiş durumdalar. Şimdi yalanları ortaya çıktığında da tıpkı az önce Devlet Bahçeli'nin hakaretinin bir karşılığı olmadığı gibi bunların yalanlarının da bir karşılığı olmuyor. Yani siz çıkıyorsunuz, bir iddia ortaya atıyorsunuz, CHP kapatılacak diyorsunuz. Biz diyoruz ki buyurun hemen anayasayı değiştirelim. Parti kapatmayla ilgili 2010'da karşı çıkmıştınız 8. maddeye. Şimdi biz bunu önünü keselim diyoruz, arkası gelmiyor. Şimdi burada paralel yapı hem MHP'ye hem CHP'ye çok ciddi stratejik ve taktik destekte bulunuyor. Ve şimdi yeni bir şeye başlıyorlar, bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle kamuoyunun buna dikkat etmesini rica ediyorum. Şimdi seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirmek. Nasıl olacak bu? İşte seçim hilesi yapılacak. İşte seçimlerde sandık güvenli değil. Şimdi burada eğer böyle bir şey varsa endişelenmesi gereken biz olmalıyız. Niye? Çünkü diğer partilerin orada 5 tane temsilcisi var. AK Parti'nin sandık başında 1 tane temsilcisi var. Şimdi ama sorun şu. Mesela malum medya her gün anketler yayınlıyor. İşte kamuoyunun sandık güvenliğine olan inancı %47, endişe artıyor. Yani kaybedilmiş bir seçim olarak görüyorlar. AK Parti'nin tekrardan 7 Haziran 2015'te iktidara geleceğini biliyorlar. Ama yine paralel yapının sürekli olarak CHP ve MHP üzerinden kamuoyuna empoze ettiği seçimin meşruiyetini tartışmalı hale getirmek. Bunun da olmadığı ve olmayacağı ortaya çıkacak. Ama ben dediğim yani gibi... Yani seçim sandık güvenliğinin sağlanmasında bir sıkıntı yaşanmayacak mı? Doğru mu anladım? Tabii ki yaşanmayacak. Bakın, Türkiye'nin en güçlü olduğu, Türk siyasetinin
Türk seçim tarihinin en güçlü olduğu, en güvenli olduğu alan sandık olmuştur. Yani tek parti döneminde bile sandığa müdahale edilmemiş, seçim sistemi değiştirilmiştir. Mesela 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasdiftir. Ama sistem değiştirilmiştir. Ama sandığa müdahale edilmemiştir. Seçim hilesi yapılmamıştır. Şimdi bilinçli olarak tıpkı CHP kapatılacak, tıpkı Türkiye Suriye'ye girecek şeylerinde, kara propagandasında olduğu gibi, şimdi aynı şekilde sandık güvenliği konusunda bir meşruiyet krizi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da tabii maalesef şimdiden seçimleri kaybetme korkusuna yakalandıklarını gösteriyor. Şunu da devam etmek istiyorum. Siz paralel yapıya atıfta bulunduğunuz için bugün Ankara merkezli bir yeni operasyon gerçekleştirildi. Haklarında 30'dan fazla insanın hakkında yakalama emri var. 25'i gözaltına alındı. Yine yasa dışı dinlemeden bahsediyoruz. 17-25 aralığının üstünden hayli bir zaman geçti. Fakat hala operasyonlar devam ediyor. Bu hala bir türlü istenilen noktaya gelinemediğinin işareti mi? Operasyonlar daha ne kadar devam edecek? Yani 17-25 Aralık'tan hemen sonra söylediğimiz bir şey vardı. Dedik ki bu AK Parti'ye karşı yapılmış bir hareket değil. Bu devlete karşı yapılmış bir hareket. Dolayısıyla 40 yıl boyunca devletin içerisinde yapılanmış olan bu örgütün devlet tarafından kısa bir sürede çözülmesi tabii ki mümkün değil. Yani bunu devlet refleksi olarak görmek gerekir. Şimdi bize diyorlar ki bunlar sizin zamanınızda güçlendiler, sizin zamanınızda devlete sızdılar. Hayır. Size yönelik temel suçlama bu. Hayır. Biz iktidara geldiğimizde zaten 35 yıldan beri sürdürülen bir çalışma vardı. Emniyette, yargıda bunlar ciddi anlamda yapılanmışlardı. Peki siz bunu fark etmediniz mi diye bize sorduklarında, bakın bunlar bir sivil toplum örgütü olarak bizimle birlikte vesayetin tasfiye edilmesi için mücadele verdiler. Ve bir sivil toplum örgütü hüviyetinde davranıyorlardı bunlar. Şimdi 2012'den sonra ise bir sivil toplum örgütü hüviyetinden çıktılar. Devlet içerisindeki taraftarlarının talimatı bunlardan almaya başlamasıyla birlikte bunlar paralel yapıya dönüştüler. Şimdi ben geçen gün birisine sordum, dedim ki herhangi bir paralel yapı mensubuna sorun. Amirinden bir talimat aldığın zaman onu mu yerine getirirsin, yoksa Fethullah Gülen'den bir talimat aldığın zaman onu mu yerine getirirsin? Sorun, amirinden aldığı talimatı yerine getirmiyor. Fethullah Gülen'den aldığı talimatı yerine getiriyor. Dolayısıyla devletin kendi iç işleyiş sisteminin dışında, devletin meşru olmayan iradesinin dışında bir iradeden talimatla çalıştıkları için biz bunlara paralel yapı diyoruz. Ve bunlar 2013'ten itibaren devletin paralelinde hareket etmeye başladıkları için zaten biz bunları karşımıza aldık. Yoksa 2012'ye kadar bunlar bir sivil toplum örgütü hüviyetiyle, nasıl ki iktidarla sivil toplum alanında, sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki nasıl olması gerekiyorsa, devletle bunların ilişkisi de böyleydi. Ama bunlar ne zaman ki devletin içerisinde farklı inisiyatif kullanmaya başladılar, yetkilerini aşan ve devlete karşı bir oluşum içerisine girdiler. Tabii ki devlet bunlara karşı şey yapacak, bir tavır alacak. Düşünebiliyor musunuz? 2014, 6. ay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sulh ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Sulh ceza mahkemelerini sulh ceza hakimliklerine dönüştürdük. Tutuklama ve tahliye gibi konularda sulh ceza hakimliklerine yetki verdik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı bu düzenlemeyi. O çatının altısında CHP de vardı, MHP de vardı, HDP de vardı. Şimdi bu düzenlemeye rağmen eğer 29 ve 32. asliye ceza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bir düzenlemeyi yok sayarak gözünü karartıp 75 tane paralel yapı mensubunu tahliye etmek için harekete geçiyorsa, burada bir suç vardır. Burada hukuk yoktur. Tam tersine burada hukuku ortadan kaldırma girişimi vardır. Bütün bunlar olduktan sonra tabii ki devlet tepki verecek. Tabii ki devlet hem yargıda
hem dinlemelerden dolayı 1 milyon 350 bin saat dinleme yapmış bir örgütten bahsediyoruz. Hepimizi dinlemiş, beni dinlemiş, sizi dinlemiş ve şimdi biz yaptığımız düzenlemeyle ne yaptık? Artık dinlemeleri hem istihbari dinlemeyi yani önleyici dinlemeyi hem de adli dinlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine açtık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurduk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine açtık. Çünkü milletin iradesinin tecelli ettiği meclisin denetiminin dışında hiçbir alanın kalmaması gerekiyor. Bunlar öyle dinleme yapıyorlar ki yani e-mail numarasından dinleme yapıyor, sizi dinleyecek benim ismimle dinliyor ve yaptığı bütün bu dinlemelerde tapeleştirip sizin aleyhinize ihtiyaç duyduğu zaman kullanıyor. Şimdi burada Türkiye'nin daha uzun bir süre bu yapının devletten temizlenmesi için ciddi bir kararlılık ve irade ortaya koyması gerekiyor. Onu soracak, daha yapılacak çok şey var ama. Daha yapılacak çok şey var ama burada acı olan şey şu. Şimdi ben Bahçeli'yi dinliyorum. Geçen gün Meral Akşener'i dinledim. Meral Akşener diyor ki korkuyorlar. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Tam tersine maalesef MHP'deki, CHP'deki bazı milletvekilleri korkuyorlar. Neyden korkuyorlar? Çünkü hala bunların ellerinde herkesle ilgili kasetler var. Herkesle ilgili tapeler var, dinleme kayıtları var ve bunlar yıllarca insanları bugün öğreniyoruz ki tehdit ederek iş adamlarından siyasetçilerine varıncaya kadar korkutmuşlar. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Seçim öncesi yeni dinlemeler, tapeler ortaya çıkar mı? Böyle bir olasılıktan ne böyle dersiniz? Böyle bir olasılık ben görmüyorum. Çünkü çıkacak olan çıktı yani, mı? Daha ortaya neyi çıkaracaklar bilmiyorum. Yani her şeyi ortaya döktüler ama anladığım kadarıyla bazı kişilerle ilgili bazı kasetler, bazı kayıtlar elde tutuluyor. Çünkü özellikle CHP'nin paralel yapıya bu kadar angaje olması, MHP'nin içerisinde bazı kişilerin paralel yapıya bu kadar angaje olması ve paralel yapının ürettiği strateji ve taktiği birebir sahada uyguluyor olmaları, Milliyetçi Hareket Partisi billboardlara çıkıyor. 17-25 Aralık'ı unutma. Evet, 17-25 Aralık'ı unutmayacağız. Çünkü o gün birileri bu devleti ele geçirmek için ve meşru hükümete darbe yapmak için harekete geçtiler. O gün yolsuzluk kılıfı üzerinden bir hukuksuzluk yaşadı Türkiye ama güçlü bir iradeyle bu püskürtüldü. Biz 17-25 Aralık'ı unutmayacağız. MHP unutturmayacağız diyor. Ama biz unutmayacağız 17-25 Aralık'ı. Ama bu millet 17-25 Aralık'ı devlete karşı yapılmış bu operasyonuna karşı çıkması gerekirken onların sözcülüğüne soyunan MHP'yi de unutmayacak, CHP'yi de unutmayacak. Vaktim daralıyor, son bir sorum olacak. Siz anketlere çok önem veren bir partisiniz. Bir aydan az bir süre kaldı. An itibariyle elinizdeki son anket nedir? Böyle bir bilgi var mı? Paylaşabilir misiniz? Şimdi biz her hafta pazartesi günü strateji toplantısı yapıyoruz genel merkezde ve haftalık değerlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve düzenli olarak da sahayla ilgili anketler bize geliyor. Şu anda AK Parti 46-48 bandında. 46-48 bandında diyorum çünkü biliyorsunuz kamuoyu araştırmalarının eksi artı iki standart sapması vardır. O yüzden 46-48 bandında gözüküyor. CHP 24-26 bandında, MHP 14-16 bandında gözüküyor. HDP 7-9 bandında gözüküyor. HDP şu anda baraj altında gözüküyor ve HDP ile ilgili de yalnız burada çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Çünkü demin konuştuğumuz gibi bütün stratejilerini HDP'nin barajı aşması üzerine kurgulayan bir de proje var. Şimdi Selahattin Demirtaş üzerine evet inşa edilmiş bir imaj var. Cici çocuk, özgürlükçü, işte barışçıl ama onun altında o perdelenen şey ne? Siirt'e, Batman'a, Şırnak'a gittiğinizde tehdit edilen insanlar, kan akan musluklar, billboardlar ama bunu perdelemeye tabii ki yetmiyor bu. Efendim çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Efendim yayın konuğumuz AK Parti'nin Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'dı. Vaktimiz el verdiğince sorularımızı yönelttik. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşça kalın efendim. İyi bir gün diliyorum.
özel röportajla birlikte Ajans Gün İçine noktayı koyuyoruz. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde yeniden